Son zamanlarda sokak köpeklerinin sayısındaki artış ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar toplumda ciddi tartışmalara neden oluyor. Sokak hayvanlarının haklarını savunanlar ve uyutulmalarına karşı çıkanlar arasında sert görüş ayrılıkları var. Bir yanda köpeklerin yaşam haklarına saygı gösterilmesi ve uyutulmalarının etik olmadığını düşünenler bulunurken, diğer yanda köpeklerin çoğalmasıyla beraber oluşan güvenlik riskleri ve çevresel sorunlar nedeniyle uyutulmalarını savunanlar yer alıyor. Bu tartışmalar neticesinde biz de mikrofonlarımızı vatandaşlarımıza yönelttik. Halkımız bu konu hakkında ne düşünüyor? Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle çok karşıyım çünkü benim de bir evcil hayvanım var. Yani bana kalırsa çoğu insanlar toplatılsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. İnsanlarla uğraşın, hayvanları bırakın, önce insanlara bakın. Destekliyorum. Yani çok doğru bulmuyorum. Kısırlaştırılması daha mantıklı. Yani uyutulması mı kısırlaştırılması mı derseniz kesinlikle kısırlaştırmalı. Hayır, kesinlikle desteklemiyorum. Uyutulması yerine ne gibi alternatif çözümler önerirsiniz? Bu konuyla ilgili kimler varsa oturup bir komisyon kurup en doğru neler yapılabilir, nasıl bu işi çözeriz mantığıyla hareket etmeleri. Toplumun sokak köpeklerine karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seven de var, sevmeyen de var. Ama sonuçta o da bir dünyada var olan bir varlık. Dolayısıyla ben de onların da korunup kollanmasını düşünüyorum. Peki sokak köpeklerinin uyutulması yerine kısırlaştırılmasını doğru buluyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. En azından sayıyı sabit tutma anlamında mantıklı bir karar. Ben açıkçası bu tasarıyı destekliyorum. Çünkü çocuklar ölüyor. İnsanlar parklara inemiyor. Engelliler çok büyük sorunlarla yaşıyor. Şahsen ben bile üniversitenin içinde yürüyemiyorum. Çünkü yani genç halime rağmen. Çünkü çok fazla köpek var. Bu yüzden ben uyutulması tasarısını destekliyorum. Toplumun sokak köpeklerine karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hani fena değil ama tabii daha fazla böyle işte onlara bir mama kapları, su kapları falan daha fazla çoğaltılabilir diye düşünüyorum. Peki sokak köpeklerinin uyutulması yerine kısırlaştırma kampanyalarının yaygınlaştırılması daha doğru olur mu? Kesinlikle evet olur. Aynen. Normalde doğru olabilirdi ama bu ülkemiz gerçeklerine baktığımızda çok da yapılabilir bir durum değil. Çünkü 5 milyondan fazla sokak köpeği var. Bunların hepsini tek tek kısırlaştırmak demek zaten yine sokağa salıyoruz geri. Yine insanlara sorunlar çıkartmaya devam edecekler. Bu yüzden ben ötenaziyi destekliyorum. Bu uygulamayı hayvan hakları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayvan hakları açısından şöyle bakıyorum ben. Herhangi bir insanın yaşam hakkı tüm hayvanların haklarından daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de ben insan hakları tarafından bakma taraftarıyım bu olaya. Ve şöyle de bir durum var hayvan haklarıyla alakalı. Yani azınlığın sesi çok fazla çıkıyor. Destekleyenler daha fazla ama onlar daha ses çıkaranlar. Son bu yüzden genişletecek olursak ya gerçekten de öyle. Sonuçta bir oluşturulmuş bir topluluk var ve buna karşı çıkılıyor ama diğer tarafın sesi çıkmadığı için dillendirilmiyor ve önemsenmiyor gibi de düşünebiliriz yani bu kısmı. Kendi mahallenizde sokak köpekleriyle alakalı sorun yaşıyor musunuz? Yok, yaşamıyorum. Ama ben hayvanları tanıdığım için yaşamıyorum. Yani onların zararsız olduklarını bildiğim için. Yani sokak hayvanı kimseye zarar vermez mantığındayım ben.